Herkese merhaba. Bugün şahane bir börek tarifiyle sizlerleyim. Yapımı o kadar kolay ki ortaya çıkan sonuca şaşıracaksınız. Hemen tarife başlayalım. Önce 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu gördüğünüz gibi uygun bir kabın içerisine koyuyorum. Üzerine yarım paket yaş maya kullandım. 1 yemek kaşığı şeker ekledim. 1 çay bardağı sıvı yağ ve üzerine de 1 yumurtanın akını ilave edip karıştırmaya başlıyoruz. Maya içinde kaybolup eriyene kadar güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Dilerseniz instant maya da kullanabilirsiniz. Instant mayayı da yine aktifleştirip bir 5 dakika bekledikten sonra ununu ilave etmeye başlayabilirsiniz. Biz bu tarifte 6 su bardağı un kullandık arkadaşlar ama gördüğünüz gibi kontrollü şekilde ekliyoruz. Bir anda 6 bardağın hepsini ilave etmedik. Bir tatlı kaşığı da tuz koydum unun üzerine gördüğünüz gibi ve annem yoğurmaya başlıyor. Yavaş yavaş da ununu ilave ediyorum. Siz de yine kontrollü şekilde ununuzu ilave edersiniz arkadaşlar. 5 su bardağından sonrasını söylediğim gibi kontrollü bir şekilde ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Yoğurma aşamasının sonunda hamurumuzun kıvamını zaten göreceksiniz. Ona göre bir kıvam elde etmeye çalışacaksınız. Çok sert bir hamur olsun istemiyoruz. Açarken zorlanırız. Bakın gördüğünüz gibi 6. bardağı önce yarım olarak koydum. Sonra tekrar yarısını ilave ettim. Yumuşak, açımı kolay bir hamur elde edeceğiz. Zaten yaparken de ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Yumuşak hamuru elde etmemizin nedeni de bu yüzden arkadaşlar. Kalan yarımı da ekledikten sonra annem yoğurmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 dakika kadar yoğurduktan sonra da dinlenmeye alacağız ve mayalanmasını bekleyeceğiz. Undan una fark edeceği için 5 bardak da kullanabilirsiniz. 5,5 da kullanabilirsiniz. Tamamen elinizdeki un markasına göre bu miktar değişir arkadaşlar. Biz böreği patatesli yapacağız. Bu yüzden de patatesleri haşlanması için ocağa koyup altını yaktım. Annem de hamura son dokunuşlarını yapıyor. Ve artık üstünü kapatıp mayalanması için bir kenara alıyoruz. Ortamınız sıcaksa yarım saat 45 dakika içerisinde de mayalanacaktır. Dilerseniz de 1 saat bekletebilirsiniz. Ne zaman mayalanırsa o zaman yapmaya başlayacağız. Yaklaşık 1 saatin sonunda hamur mayalandı. Görüyorsunuz çok güzel kabardı. Ve artık onu kabından çıkaracağız ve bezelere ayırıp açmaya başlayacağız. Hamurun güzelliği bakar mısınız? Şahane. Patateslerim de haşlandı. Çok sıcaklar, o yüzden parmaklarımın ucuyla soymaya çalışıyorum. Patatesin içerisine maydanoz koyacağız. Annem onları doğradı güzelce. Bir tutamdan daha az yapabilirsiniz ya da miktarı tamamen size kalmış. Bir patates ezeceğiniz varsa kolaylıkla ezebilirsiniz. Ben böyle büyük bir çatal yardımıyla ezmeye çalışıyorum. Servis çatalıyla içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekledikten sonra 4 yemek kaşığı da süt ilave ediyoruz ve böyle ezmeye devam ediyorum. İçin lezzeti ayrı. Arkadaşlar bu böreği mutlaka denemelisiniz. Gerçekten tadına bayıldım. Pastanelerden alınmış gibi o kadar güzel. Bundan sonra favori hamur işiniz bu olacak. Adım kadar eminim çünkü ben bayıldım. Biz 4 adet büyük boy patates kullandık arkadaşlar. Siz daha az kullanırsanız sütünü daha az ilave edersiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Tuz miktarı bana göre az geldi. Ben az tuzlu da yiyebilirim ama az tuzlu sevmeyenler için 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilave etmenizi tavsiye ederim. Ve içerisine kaşar peyniri mutlaka ekleyin arkadaşlar. Aşırı bir lezzet veriyor. Deneyince bana hak vereceksiniz. Zaten patates çok sıcak olduğu için kaşar peyniri de anında eritiyor. İçerisine de 1 çay kaşığı kadar gördüğünüz gibi pul biber ilave ettik. Dilerseniz etmeyebilirsiniz. Karabiber de ilave edebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ve son olarak da doğradığımız maydanozları ilave ediyoruz. Ben yedikten sonra kesinlikle bir de dereotlusunu deneyeceğim arkadaşlar. Dereotlusu da bence ayrı bir mükemmel olur. Bu zaten çok güzeldi. Ama bu hamur işinde bence patatesin içerisine dereotu daha çok yakışırdı. İçimiz hazır gördüğünüz gibi. Onu kenara alıyoruz ve artık hamuru kabından ayırıp bezeleri ayırmaya başlayacağız. Önce annem hamuru güzelce toparlıyor gördüğünüz gibi. Toparladıktan sonra da uzatacak ve 3 büyük beze elde edeceğiz. Bakın hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz. Çok güzel. Açarken de gerçekten çok kolay açılıyor. Bakın iddia ediyorum gerçekten çok kolay bir börek. Herkes rahatlıkla yapabilir. Bezeleri olabildiğince eşit parçalara böldükten sonra yuvarlama işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi annem tezgahın üstünde kolaylıkla bezesini yuvarlak hale getiriyor. Daha sonra eline alıyor. Şeklini kolayca veriyor.
Hamurun güzelliğini görüyorsunuz. Çok güzel şekilde yoğruldu ve beze haline geldi. Dinlendi, mayalandı. Ve artık açma işlemine başlıyoruz. Bakın, gerçekten abarttığımı düşüneceksiniz ama izlerken de zaten yaparken de aynı şekilde emin olabilirsiniz. Yumuşak olduğu için çok kolay şekilde açılıyor. Yumuşak olduğu için ilk başta açarken arkadaşlar altına bir miktar un almanızda fayda var. Yoksa tezgaha yapışabilir. Merdane yardımıyla annem olabildiğince açıyor. En büyük boyutu nereye kadar gelebiliyorsa o kadar açıyoruz. Bu kısımların hiçbirini kesmedim, atlamadım. Sizler için hızlandırdım ki bütün aşamalarını rahatlıkla görebilirsiniz diye. Hamuru en büyük haline kadar açtıktan sonra artık içine malzemesini eklemeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi patatesi ekliyoruz ve bir spatula yardımıyla her yere gelecek şekilde eşit olacak şekilde dağıtıyoruz. Bakın çok güzel görünüyor. Bu tarifi Instagram'da bir kanalda görmüştüm. Gerçekten güzelmiş. Övdüğü kadar da varmış. Kendisinin de ellerine sağlık diyorum. Şimdi içi de yerleştirdikten sonra rulo haline getirmeye başladık. Görüyorsunuz ne kadar kolay bir tarif. Kolaylıkla yapılıyor. Poğaçadan bile yapması daha kolay diyorum size arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Rulo haline getirdikten sonra açılmaması için iyice yapıştırıyor annem. Ve istediğimiz boyutlarda kesmeye başlıyoruz. Yaklaşık 2 parmak kalınlığında parçalar halinde kesiyoruz. İzledikçe yapımının kolay olduğu konusunda bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Minik minik parçalar halinde kesiyoruz. Annem size ayrıntılı şekilde de gösteriyor ve artık düzeltme aşamasına geldik. Önce üst kısmını, daha sonra da alt kısmını böyle büzdükten sonra elimizle bastırıyoruz ve tepsilere yerleştiriyoruz. Bütün işlem gördüğünüz gibi bu kadar. Çok kolay. Hiçbir aşamasını atlamadan en ince ayrıntısına kadar gösterdim sizlere. Gönül rahatlığıyla herkes yapabilir. Çok da bereketli bir tarif. 2 tepsi çıktı bu yaptığımızdan. Çok güzeldi. Üzerine de yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada yumurta sarısının içerisine de 1 yemek kaşığı süt ilave etmiştik. Bir tepsiyi boş, bir tepsiyi de çörek otlu yaptık arkadaşlar. 200 derece önceden ısıttığımız fırında bakın nar gibi kızardılar. Sıcakken ayrı lezzeti vardı. Soğuyunca ayrı bir lezzeti oldu. Ertesi güne bambaşka bir kokuydu. Hazır pastanelerden alınmış gibiydi. Annem şu an sıcaktan elinden tutamıyor ama emin olun lezzeti çok güzeldi. Lütfen videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hype puanı vermeyi unutmayın. Bildirimleriniz benim için gerçekten çok önemli. Deneyenlere afiyet olsun. Herkese iyi günler.